Survivor'da oyun kazandığımız an en mutlu olduğum, en iyi hissettiğim anlar. Kendimi o gün nehirde boğmak istemiştim. Ki aşil tendonumun gerçekten koptuğunu biliyordum. Kendimi yerlere falan attım. Yani o kadar güldüm. Oyunu kazandık. Gerçekten orada inanılmaz güçlü hissetmiştim kendimi. Zaten sevincime de bu yansımış. Bir el arabası taşıdığımız, el arabası mı artık? At arabası mı? Ne denir ona bilmiyorum. Biz Madonna olmuştuk. Erkekler Michael Jackson olmuştu. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir günden herkese merhaba diyorum. Hangi saatte beni izliyorsanız. Bugün Survivor'ın enlerini konuşacağız. Bakalım Survivor'ın enlerinde kimler varmış? Hatta ilerleyen süreçlerde bu Survivor'ın enlerine konuklar almak istiyorum. Sizler de kimleri konuk etmemi istiyorsanız yorumlara yazarsanız bana yardımcı olmuş olursunuz. Şimdi Survivor'ın enlerine başlayabiliriz. En sinirlendiğim an, sizler de biliyorsunuz ki Birleşme Partisi öncesi bir oyun oynadık ve bu oyunu kazananlar da Birleşme Partisi bileti aldı. Ben o gün Gizem'i seçmiştim. Sağ olsun Gizem beni bayağı bir tokatladı. Ama kendime o kadar çok sinirlenmiştim ki. Sinirlenme nedenim de şu, Gizem'in kazanması değil mevzu. Benim sadece halkayı alıp atış yapmaya çalışmam stik dururken. Bunun için kendime inanılmaz sinirlenmiştim ve kendimi o gün nehirde boğmak istemiştim. Survivor'da en mutlu olduğum anda sizler hemen hatırlayacaksınız. Nagihan o zaman karşı takıma geçmişti ve iletişim oyunu oynuyorduk. Aynı zamanda dokunulmazlık oyunuydu. Ve o oyunda best of'a çıkarak en iyilerde mücadele etmiştim ve oyunu kazanmıştık. Oğlumla görüşecektim. Hatta 23 Nisan'da çocuklarla görüşme videosuydu o. Onu kazandığımda inanılmaz sevinmiştim. Survivor'da herhalde en çok sevindiğim oyun o olabilir. Akif eve bol bol şampuan al, Merve geliyor. Hadi bak. En çaresiz hissettiğim anda biz ilk 1,5 ayda gerçekten çok fazlasıyla oyun kaybetmiştik ve oyun kazanmaya çok ihtiyacımız vardı. Ben o arada kendimi çok çaresiz hissediyorum çünkü kilo olarak da hem aşırı kilo vermiştim, arada sırada hastanelik oluyordum ve yemeğe çok ihtiyacım vardı. Bu yüzden kendimi aşırı çaresiz ve mutsuz hissediyordum. Survivor'da en mutsuz hissettiğim anda sakatlandığım an tabii ki. O anda inanılmaz çaresizdim ve mutsuzdum. Bir daha Survivor hayatımın olmayacağını o salise anlamıştım. Çünkü aşil tendonumun gerçekten koptuğunu biliyordum. Oradaki 4 aylık emeğimin gitmesi beni inanılmaz mutsuz etmişti. Survivor'da en iyi hissettiğim an sayısı baktığımda çok az. Çünkü bu sene çok büyük psikolojik savaş verdim orada. Kendime en iyi hissettiğim anlar tabii ki oyun kazandığımız anlar. Survivor'da oyun kazandığımız an en mutlu olduğum, en iyi hissettiğim anlar. En çok güldüğüm an şu, biz bir tane ödül oyunu kazanmıştık. Hatta belki bu ilk ödül oyunu olabilirdi. İlk villa ödülümüzdü. Bir tane illüzyonist gelmişti ve onunla beraber eğleniyorduk. O sırada Sema'yı bir tane sandalyeye oturtturdu. Elindeki topla gösteri yapıyordu. Sema o topu göremiyordu. Aslında topu arkaya atıyor ama Sema bunu fark etmiyordu. Onun o yüz ifadeleri, adamın o illüzyonu beni çok güldürmüş. Yani kendimi yerlere falan atmıyorum. O kadar güldüm. Hatta onun devamı da vardı. Bilmiyorum ne kadar yayınlandı. Ama ben orada inanılmaz gülmüştüm. En güçlü hissettiğim anda Gizem'le oynadığımız bir oyun vardı. Kova devirme oyunu diyoruz ama bu sene sembol devirmiştik onda. Hiç kimse bizden umutlu değildi. Oyunu kaybedeceğimizi düşünüyordu ve kazanmayacağımızı düşünüyordu. Bunu kendi takım arkadaşlarım da dahil olabilir. Karşı takım zaten bizim kazanacağımızı asla düşünmüyordu. Ama orada o kadar güzel bir performans sergiledik ki Gizem'le. Oyunu kazandık. Gerçekten orada İnanılmaz güçlü hissetmiştim kendimi. Zaten sevincime de bu yansımış. Çıktıktan sonra izlediğim en çok keyif aldığım oyunlardan bir tanesi bu olabilir. Her anım sabırsız. Ben çok sabırsız bir insanım. Zaten normal hayatımda da sabırsızım. Hatta bu soru gelmişti. Beste bunu cevaplamıştı. Arkadaşın sabırlı mı, sabırsız mı diye. Ben gerçekten çok sabırsız bir insanım. Bir şey olacaksa hemen olmalı benim için. Bu mesela oyunlara gittiğimiz, durduğumuz, beklediğimiz anlarda bile bir an önce oyunun başlamasını, bir an önce bitmesini, bir an önce ödüle gitmeyi, bir an önce yemek yemeyi bekleyen bir insanım. O yüzden her anlamda, her dakika sabırsızdım Survivor'da da. En pişmanlık duyduğum anda şu olabilir ve burada gerçekten samimi olduğuna inandığım arkadaşlarımı Survivor gittiği zaman değiştiğini gördüm. Keşke buradayken de bu kadar samimi olmasaymışız.
En çok yorulduğum an şu, bir tane oyun vardı kesin hatırlıyorsunuzdur. Hatta iki tane var bence en çok yorulduğum an. Bir tanesi çamur oyunuydu. Hatta söylene söylene çıktım, o kadar dermanım yoktu ki yani bitmiş, bir tükenmiş bir vaziyetteyim. Hiçbir Survivor'ımda böyle bir şey yaşamamıştım. Bir tanesi de bu bizim çöp torbası attığımız oyun. Havuzdan çıkıp bir el arabası taşıdığımız, el arabası mı artık? At arabası mı? Ne denir ona bilmiyorum. Onu taşıdığımız oyundu. Gerçekten bitmiştim. Hani pilde böyle batarya boş gösteriyordu. Öyle söyleyebilirim. Benim aslında en sevdiğim parkurlar, koştuğum parkurlar, beni kısıtlamayan parkurlar, gerçekten tamamımı verebildiğim parkurlar. Atış olarak da söyleyecek olursam, sonunda kum torbası olur. Ya ben şunu hala kendime yediremiyorum. Halkada bu kadar iyi olup da, 4. Survivor'ıma gidip de halkada bu kadar kötü olduğumu hiç düşünmek bile istemiyorum. Gerçekten çok kötüydü halk atışlarım. Ama sonunda gördüğüm kum torbası atışları, disk atışları benim yani en fav dediğim atışlarımdı. En sevdiğim oyun uzun oyunlar. Ben kısa oyunları sevmiyorum, durağan oyunları sevmiyorum, ikili oyunları hiç sevmiyorum. Beni böyle özgür bıraktıkları ve uzun olan oyunları çok seviyorum. En sevdiğim ödül Michael Jackson ödülüydü. Madonna ve Michael Jackson'dı. Evet, biz Madonna olmuştuk, erkekler Michael Jackson olmuştu. Bence Birleşme Partisi'nden benim için daha üstteydi ve inanılmaz keyifli ve zevk almıştım. Gittiğimiz villa muazzamdı. Gerçekten çok bayıldım. Yani dekorasyon olsun, iç yaşantısı olsun her anlamda çok iyiydi. Ödül süperdi. Hiç bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum Survivor'da. En iyi anlaştığım isimler sizler gayet iyi biliyorsunuz zaten. Barış, Adem, Gizem, Gökhan. İki takımı da katarak söylüyorum. Yani en çok konuştuğum, anlaştığım isimler bunlardı galiba, evet. En anlaşamadığım isimler Atakan, Ogeday. Ondan sonra düşünüyorum şöyle. En çok anlaşamadıklarım Hikmet. Bence bunlar. Atakan Survivor hayatı boyunca performans anlamında çok fazla bir şey yapmayıp insanlar üzerinde algı yaratıp baskı oluşturup kendi adını potaya çıkartmadan Survivor hayatına devam etmeye çalışan birisi olduğu için ve olmayan şeyleri varmış gibi göstermeye çalıştığı için ben Survivor'daki bu karakteri sevmiyorum. Onun dışında Hikmet'e gelecek olursak da yine Survivor hayatında bir şeyleri kötü düşünüp insanları kışkırtıp kavga etmeye sürükleyici hareketlerde bulunduğu için de yine bu karakteri Survivor hayatında sevmiyorum. Ogeday'ın da kendi söylemlerinin değil de başkalarının etkisi altında kalıp konuştuğunu düşünüyorum. Başkalarından ziyade Atakan'ın onu yönlendirdiğini düşünüyorum. Bunun içine Berkan'ı da katabilirim yönlendirme konusuna gelecek olursak. Yönlendiriyor. Onlar da o yönlendirmenin akabinde ona göre hareket ediyorlar. Çünkü Atakanlar ne zaman karşı adaya geçti? Ogeday'ların, Berkan'ların yani o takımın bize olan algısı değişti ve bizim üzerimize oynamaya başladılar. Bundan dolayı da Ogeday'ı sevmiyorum. Survivor'da şampiyon olmak için en gerekli 3 şey bence kesinlikle dürüstlük. Dürüst olman gerekiyor. Performansının iyi olması gerekiyor. Ve gerçekten bir Survivor olduğunu her anlamda aday yaşantısı olarak da herkese göstermen gerekiyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben çok keyif aldım bu videoyu çekerken. Biliyorsunuz ki bir sonraki bölümlerde konuk alacağız. Sizlerden de bir tek isteğim var. Aşağı yorum olarak kimi konuk almak istediğimi yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.